Vallahi kardeşim böyle karar verdiyseniz ben bir şey diyemem. Yani elden ne gelir? Sonuçta evlilikte olduğu kadar boşanmada da keramet var bir yerde. Olmadı işte. Ortamlarımız uymadı yani. Sınıf farklılığı ve kapitalizmin acımasızlığı ayırdı bizi abi. Vay, farklı söylemler ha? 1 Mayıs olayı abi. Ama Makbule hali hazırda fiilen hala benim karımdır. Yani o yüzden zamanında takı falan şey yapamadık ama... ...hiç olmazsa mücevher değerinde bir şey getireyim dedim. Sevgiyi, saygıyı kaybetmemek lazım abi. Çocuklarımız var bir yerde. Çocuklarınız mı? Bir yerde dedim. Dikkatini çekerim abi. Ha. Ne bu ücret? En kalitelisinden. Beyaz. Birinci sınıf mal. Mal? Pirinç. Baldo. Ne diyorsun? Orta yerde bırakma Sacit. Şöyle bir kenara koy. Stok muhabbeti olmasın. Ya kardeşim ne yaptın ya? Sen çok mahcup ettin bizi ya. Vay vay vay. Sacit! Ay Sacit, müjdemi isterim. Ay mutluluktan ağlayacağım ha. Hoş geldin Şahide, ne oldu? Sacit, ya insanın başına hayatta kaç kere gelir böyle bir şey? Şu anda var ya, salon kadını çizgimden kayıp sokakta çıkır çıkır oynayabilirim. Hayırdır bacım? Hayır kardeş, hayır. Sacit, hani o istediğim çanta vardı ya, hani Milano'da da Paris'te de bitmişti. Öyle miydi? İşte o çantadan bir tek İstanbul'da bulduk. Meğer vitrindeymiş. Hemen aradılar, gittim aldım. Ya şu an duygusuyla yaşıyorum. Hayırlı olsun bacım. Ama o zaman bu çantayı sadece kendin kullanma. Emekçi kardeşlerle de paylaş. Ne diyor bu be? 1 Mayıs olayı. Ne var ki 1 Mayıs'ta? Pardon bacım. Sen kaç para verdin bu çantaya? Kız bir de ucuzdu. Ha. 1400 YTL. Ya yanında bir de var ya, anahtarlık hediye ettiler. Batırdım dükkanı be. 1400 mü? Şu anda Türkiye'de bu çanta tek. Bir de aynısından bizim kapalı çarşıdaki arkadaşlar da var. 20-30 tane daha. Nasıl yani? Bizim bir arkadaş bütün bu markaların birebir taklitlerini yapıyor bacım. Hem de en birinci malzemeyle. Yani git bu çantanın aynısını 200'e bırakırlar. Markanın sahibi gelse anlamaz. Ya markanın sahibi haklı kardeşim. Aynı mala 7 kat fiyat veren bir enayiye gelince adam kazıklar tabii. Ne? Ben miyim o ya? Bacım sen git o dükkana, bunun her renginden alırsın. Şahika savuruyor işte böyle. Yani hiç para kıymeti bilmiyor ki. Ha, biliyorum para kıymeti. Anahtarlığı bedavaya aldım diyorum size. Ya hayatım, bütün sosyete bunların çakmasını kullanıyor. Bir sen kekleniyorsun ya. Hiç de bile. Şahika Koçarslanlı var onların karşısında oğlum. Ben de giderim kapalı çarşıya. Gideceksen arkadaşı arayayım. Hani bu sahte çanta olayı gizli operasyon nailinde olduğu için... Öyle önüne gelen şak diye alamaz. Yengemi de al istersen Şahika. O da meraklıdır böyle işlere. Ay, inanmıyorum. Hayatımda ilk defa ucuza bir şey alacağım. Yalnız dediğim gibi, dikkat edin. Şu andan itibaren yasa dışı bir operasyonun içindesiniz. Gölgenizden korkun, izinizi belli etmeyin. biz İzzet tarafından geldik. İzzet bizim damadımız olur bir nevi. Yabancı değiliz yani. Buraya gelirken sizi kimse gördü mü? Bütün kapalı çarşı gördü mü? Ha, olur mu şey? Dediğiniz gibi Ersoy Bey'in kilim dükkanı diye sorduk, aradık, bulduk. Zaten kilim satıyoruz burada, başka bir şey yok. Olur mu ya? Her tür marka çantanın birebir kopyasının aynısını yapıyor dediler. Hadi güle güle. Hadi Antalya, kusura bakmayın, kapattık. Çüş, ne oluyor be? Ersoy Bey, kusura bakmayın. Biz yani her tür kilim
çeşidi Ersoy Bey'de bulunur diye geldik bu dükkana. Yani yabancı değiliz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kilim olmaya geldik. Ay ne yapıyorsun İfet abla ya? Etimi cimcirdin. İçeride daha başka tarz kilimler var mı acaba? Hangi içeride? Bilmem. Siz söyleyin. Yabancı değiliz ne de olsa. Bize güvenebilirsiniz. Ben şahsen Sütçüoğlu muhallebicilerin sahibi Tahsin Sütçüoğlu'nun eşiyim. Arkadaşım kendileri Şahika Koçarslanlı. Çantalarınızı açın. Parola. Bakıcı değiliz, alıcıyız. Peki. Ben şimdi deyince perdenin arkasına geçiyorsunuz. Tamam efendim. Şimdi. Ya kusura bakmayın. Baskınlar oluyor da dikkat etmek zorundayız. Sizin aradığınız nasıl bir şeydi? Ay benim istediğim şöyle bir şey. Uzun saplı Louis. Marka söylemek yok. Anladım. Bir dakika. Birinci sınıf mal. Bizzat Louis'nin kendisi gelsin arasındaki farkı anlayamaz. Bir koklayın. Evet, birinci sınıf mal. Teşekkür ederim. Bir sanatçının emeğinin karşılığı işte bu sözler. Ay, hassaslaştın bebeğim. Sen oradan bize biraz daha değişik modeller... Kim var orada? Şşt, dinliyorum. Tamam, yok kimse galiba. Bizim meslek de böyle. 24 saat tehlikeyle iç içeyiz. Ya ya. Ersoy Bey, vallahi sizin işiniz de çok zormuş. Hepsini alamazsınız. Torbalar şüphe çeker. Aa, ben bunları almadan şuradan şuraya adım atmam. Siz bu işi şaka mı sanıyorsunuz? Yeraltı dünyası burası. Karda yürüyüp izninizi belli etmemeniz lazım. Ersoy Beyciğim, biz şunları böyle alalım şimdi. Böyle hiç çaktırmadan bir arabaya binip vıt gideriz hemen. Hayır, bir daha gel, bir daha gel, bir daha gel olmasın yani. Çok riskli, gözü alamam. Aynasızlar da peşimde. Kız ama baktı be. Aa, üf, alt üstü çanta yani. Yok baskın olacakmış da yok bilmem neymiş de. Yavrum, yeraltı dünyasının kitabını benim ailem yazdı. Konuşturtma şimdi beni burada. Ya, ya. Hiçbir şey olmaz. Siz bunları bize verin. Biz soran olursa kilim aldık deriz ayol. Bilmiyorum. İçimde kötü bir his var. Siz bugün gidin, başka bir gün gelin. Ha! Evet, sıkıldım be. Ya bu kadar korkuyorsan bu işi yapmayacaksın. Limon satacaksın, tamam mı? Ya bu halkı yiyorsan madem biraz yürekli ol. Pısırık, korkak fare, ödlek. Hanımefendi müşteri çizgimden kaydırdın beni ha. Öf. Aman be. Vallahi sıkıldım ha. Ersoy. Al, al, al. İfet abla biz seninle sonra hesaplaşırız. Öf, ay sayamayacağım, al. Hepsinin parası burada. Say. Sonra da bize yol ver gidelim. Acıktım. Ha. Tamam işte. Bitti gitti. Bak. Korkacak bir şey yokmuş Ersoy. Evet ya. Lüzumsuz yere tedirgin oluyor adam. Kıpırdamayın baskın. Bittim ben. Şahika Hanım.
Sizde mi? İnanamıyorum. Şaşırdın. Çekme oğlum. Çekme, bitiririm seni. Çekme. Çekme. Ya benim ya, benim. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.